Esenlikler, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Yine seriye başlamadan, bölümlere devam etmeden önce hatırlatmakta fayda var. Mevcutta Discord sunucumuz maalesef erişim engelinden dolayı kapalı ve bölümleri duyuramıyorum. Eğer yeni videolardan haberdar olmak istiyorsan bildirimleri açabilirsin. Şimdi ne durumdaydık? Şu devasa görünen Sturgia'nın içini boşaltmıştık. Gördüğünüz üzere bütün mülkler aynı hanede çünkü tek bir hane kaldı ve bu hanımefendi muhtemelen Anstruda ile birlikte son kalan ikili. Kendisi Varçek yakınlarındaymış. Ufak bir ziyarete gideceğim. Orada bir sıkıntı çıkarsa bizimkiler korumaya çalışsın çünkü. Aynen öyle bakın. Her yeri kendisine aldı çünkü tarafları yok etmiştik en son. Tabii ki barış yapmayacağız. Bu kadar zenginlik bir kişiye fazla değil mi? Varçek'in içerisindeymiş kendisi. Elbet çıkar dışarıya. Varçayı kuşatmaya gerek yok. Şovu kaçar yani. Her türlü birisi gelecek çünkü buraya. Aseray, barış marış yok. Teta kendisine bir birlik oluşturuyor. Çıkmayı planlıyor mu acaba dışarıya? Demerok yok mu edildi? Zaten edilmişti sanki ama oyun bazen böyle bildirimleri geçiş oluyor ya. Yapacak bir şey yok. Hanımefendi dışarıya çıkmayı planlıyor musunuz acaba? Açar mısınız kapıyı? Epipera seviye atlamış. Vekilliği gelişebilir. Aa ben ona... Ha tamam Idrun'da bir şeyi olan. Birliği olan. Tamam. Şu an asker topluyor. Neden? Çünkü sonsuz sayıda mülkü var, sonsuz sayıda parası var muhtemelen. Tak 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 diye asker topluyor kendisine. Çıktı mı dışarıya? Çıktı. Hanımefendi merhaba. Tutsağım mı varmış? Benim. Gitsinler o zaman. Azat ettim onları. Gel buraya, kaleye girme. Çok güzel. Ordu mu topluyordu? Bir saniye. Ordu topluyorsa kalede kalsın. Şu ordu bir gelsin. Birlikte yenelim. Muhtemelen bir kişi daha var. Akıllı olalım. Bekleyelim. O bizi göremiyor çünkü izciliğimiz son seviye. Muhtemelen bakış açısı yetmiyor. Diğer tarafta gelsin. Çok güzel. Muhtemelen son kalan ikili bunlar. Aynen bakın. Devriye geziyor. Şu hanımefendileri bütün akrabalarına kavuşturalım. Son savaşları tabii ki. Katılacağız bu savaşa. Kayda başladık mı? Tabii ki başladık. Bizim yoldaşlara tabii mülk verince... Doktor sen kimle kal? Sen okçularla kal. Kardeşim benim biniciliğin var mı? Biniciliğin çok da yok ama takıl bakalım orada. Peşleyin bakalım. Çoğunluğu piyade ve gariban askerler. Yine de gidelim. Atlı okçu sen hücuma kalkabilirsin canım. Üstüme dümdüz koşarlar mı ya? Bu kadar piyadeleri var. Bakalım. Koşacaklar gibi duruyor. Süvari sen de solda bekle sonradan gelirsin. Aynen üstüme gelmeleri çok normal çünkü yani 30 küsür okçuları var. 36 okçu 20 küsür süvariyle yani mecbur gelecekler. Son savaşımızda adam kaybetmeden bitirir miyiz savaşı acaba? Daha doğrusu Sturgia'nın son savaşı. Bizim değil. Dümdüz hücum emri vermiş garibim. Okçular yavaştan yaklaşıverin. Yazık ya son ordu. Trajik. Ya sanırım son ordu yani tahminlerime göre. Mülkleri umarım Batanya'ya gitmez. Vlandaya falan giderse iyi olur. Ama Aseray ve Batanya beni çok yorabilir. Hakikaten yorabilir. Çocuklar tam hücuma kalkın ya adamlar zaten. Bitti, tükendi. Ölü vermeyiz umarım. Ha vermişiz bile. Geçmiş olsun. Şu attan da ineyim. Okçulara ufak bir müdahalede bulunayım.
Tabii ki bizi durduramazsınız garibim. İnanıyor muydun ki durduracağına? Kaçarsan yorgun ölürsün. Unutma. Bu seriyi böyle başardığıma inanmıyorum hala ya. Başardık ama. Güzeliz. Abi şu oklara bak. Manyak herifler. Elimize sağlık. Merhaba. Yüce Prenses. Ruhunuz şad olsun. Şimdi Sturgia kime bağlanacak? Hep birlikte görelim. Yok oldu muhtemelen Teta ile. Aynen öyle. Elimizde yok olan 3. krallık. Elimizde yok olan dediğim. Bütün mülklerini almadık. Bütün klanları yok ettik. Batanya'ya bağlandı. Çok kötü. Batanya'nın gücü kaç oldu? Gücü yok ama mülkü var. Çok kısa sürede güçlenecekler. Elden bir şey gelmez. Blandia'nın üstüne doğru yürüyeyim. Blandia'yı da yok edeyim. Bu arada iki boss gibi olur. Vlandia da Batanya'ya bağlanırsa Kuzey ile Asera'yı aradan çıkartırım. Vlandia birinci en büyük güç olur. Vlandia da yok olunca hepsi Kuzey'e katılır. Çünkü Kuzey'in şu an ordusu da var. Bakarız 8900 gücü var. Aa, Batanya'nın gücü yeni güncellendi. Şimdi bu 9000 güç. Kuzey ile birleşse 10500. Asera ile birleşse 20000. Vlandia'yı da yok ettiğimizde katılırsa bir anda 30.000 Kuzey'e katılır. 40.000'lik bir güçle savaşırız. Güzel, güzel. Ya aslında çok güzel bir şey değil ama biz güzel diyelim. Oriten nerede canım benim? Senin bir peşine düşelim. Oksal taraflarında takılıyor. Ya gencecik çocuk zaten. Savaştan ne anlar? Şöyle yakaladığım Batanyalıları falan öldürebilirim ama bir yandan. Tabii yakalayabilirsem. Orast. Toplansanıza bir ya. Bizim çocuklar da gelsin bir yandan. Ben bu orduyu takip ederim. Vlandia'nın zaten son direnci muhtemelen bu. Bu savaşta yok bile olabilirler. Nereye gidiyorlar acaba? Devreye geziyorlar. 5 tane soylu. Kim nerede bulmuş 5 tane Vlandia soylusunu ya? Bana mı geliyorsunuz? Arkadan 6. soylu geliyor. Çok güzel. Toros gel oğlum. Ögeday sen de gel. Baş yavaş bir savaş yapalım bunlarla. Umarım İdrun yolda yakalanmaz millete. Yok yakalanmadığı gibi. Milleti dağıtmayı da başarmış. Şu orduyu bir takip edeyim. Orost. Samimi söylüyorum. Son savaşın olabilir canım. Umarım hazırsındır. 6 tane soylu. Şimdi birincisi burada. 2, 3, 4 desek. 5, 6 desek. Kutulak ve Minervra burada mı? Minervina burada. Vlandia'nın son savaşı olabilir bu. Bizimkilerde çok fazla acemi adam var. Tüm askerlerini alıp seviye atlatacağım. Çok piyadeli bir savaş olacak bu ya. En sevmediğim şey. Neyse hücum eder okçularımı kullanırım. Elden bir şey gelmez. Bunları niye aldım? Ekipman vermek için aldım. Çok fazla ekipman biriktirdik. En azından bir işe yarasınlar. Şu eğerleri vereyim. Deve de çöpe gitsin. Sıkıntı yok. Sancaklar kalabilir. Şunları okçu yapayım. Neden? Çünkü 600 piyade var. Gariban da olsa okçu olsunlar. Ögeday'dan başlayarak hızlı bir şekilde vereyim askerleri. Ögeday'a sadece acemiler kaldı. Elden bir şey gelmez. Tüm okçuları alabildi. Çok teşekkür ederim kendisine. Geriye kalanlar da İdrun'a gidecek. Fazla vermek istemiyorum. O yüzden biraz yavaşım. Tek bölümde iki tarafı yok edebilirsem çok memnun olacağım ya. Gel buraya.
denk bir savaş. Muhtemelen hatta daha avantajlılar. Süvarileri bizim iki katımız. Piyade de ve okçuda daha fazlayız ama. Asaray, barış yok. Kardeşim benim, barış yok. Unut onu. Sana bir bölümde iki krallık yok edeceğim diyorum. Sen bana barış diyorsun. Canım, şu süvarilerin başına hızlıca geç. Okçuluğu olan birisi var mı aranızda? Çok güzel. Adamları da verimli hale getirdik. Geriye kalanlar benim yanımda dursunlar. Şimdi çocuklar. Çocuklar önce bir sütun olun, sonra ayrık olun. Sola geçin. Siz de aynı keza. Piyadecim, ileriye çık. Esas güç sensin. Kalkan duvarı olabilirsin. Atlı okçu hücuma geç. Düzen boz. Süvari. Süvari burada. Süvari yakınımızda kal. Vermemiş çünkü seni. Hatta şu atlı okçuya saldır. Ben de geleceğim. Okçularımı böyle yapmamam lazım ama şunları bir sütün edeyim. Bir daha ayrı edeyim. Abi o kadar çok musunuz? Ha. Tekrar bir sütün olup ayrık olun. Tamam, istediğim kıvama geldiler. Şimdi bir de sıraya düşün. Siz de sıraya düşün. Tamam. Bu şekilde kombin yapabilirsiniz. Kombine diyecektim yanlışlıkla. O bilet abi. Piyadeciğim, siz de bir sıraya bozun kalkan duvarını. Tamam. Hep birlikte beni takip edin. Atlı okçu hariç. Üstümüze mi geliyor onlar? Düşmana doğru dönün çocuklar. Okçulardan hat yapmışım be. Yani bir tık daha ileriye gidebilirsin canım. Yok, tamam. Üstüme gelmiyorlar. Canım, atlı okçu hücum edecek. Dümdüz hat şeklinde etraflarını sarabilirim. Piyadeciğim de kalkan duvarında kalır. Yönünüzü tekrar bir değiştirin oğlum. Adam gibi pozisyon alın artık. Süvari, saldırı, düzen bozmaya çalış. Bir şey diyeyim mi? Hücuma geçsinler. Piyade ile birlikte. Neden? Çünkü okçularım çok dağınık zaten. Farklı farklı yönlerden, farklı farklı açılardan oklayacaklar adamları. Özellikle süvarileri için işe yarayacak mı? Çünkü birinin yakınına bir süvari girdiğinde diğeri onu kollayıp kurtaracak. Piyadelerim zaten adamların sayısından fazla. Okçuları çok fazla. Piyade hücumuna her türlü kalkmam lazım. En azından artık okçum da hazır bu duruma. Ki sağ üstten görüyorsunuz öldürme sayılarını. Bakalım bu savaş Vlandia'nın son savaşı olacak mı? Bekleyip göreceğiz. Asıraylı. Seni bir yiyeyim mi orada? Tamam. Piyadeleri çok geride. Güzel, okçularım gördüğünüz gibi alanın yarısından üstlerine doğru geliyor. Ateş ede ede hem de. Piyadelerim ilk şarjlarına başladı. Vuramadık. Her zaman da vuramayız tabii. Hop, asırayla. Gel buraya. Bak, bırakmıyorlar ki seni öldüreyim. Tamam. Okçular bir yandan okçulara giriyor, bir yandan piyadelere giriyor. Çok güzel. Piyadelerim zaten kıyımdalar. Aldık bu savaşı her türlü. Son savaşları için fena olmayan bir savaştı. Bizden 40 adam öldürmek öyle her babayiğidin harcı değil neticede. Bir tamamı benim ordum. Bizim çocuklar tamam bir tık acemi getirmişler ama sıkıntı yok. Hani güçlü çocuklardı neticede.
Bunlar kuzeye falan bağlanır mı acaba? Sırasıyla bağlıyor gibi çünkü. Surgaya'ya bağladı. Batanya'ya bağladı. Sonrasında da kuzeye veya Asera'ya bağlayabilir. Umarım Kuzeyit'e bağlar ki Kuzeyit'e de bağlamıştı. Evet, onu da hatırladım şimdi. Ne oldu ya? Nereye kaçıyorsun? Şence. Karşı piyade önce okçuma girmiş. Kötü. Ya da şu piyadeye doğru koşman lazım. Formasyon yok. İyi, okçularım sabit durmuş. Bu sefer de yükseklik avantajını biz almışız. Güzel. Ya şu an bu askerlere kızamıyorum. Neticede vatanları için savaşıyorlar. Ama Kaldırati soyluların değil, bizim olacak. O zaman da vatanları olacak. Neticede bizim bütün şehirlerimiz, mülklerimiz bizi seviyor. Jüri tarafından falan yargılıyoruz yani insanları. Ha, tiranlık mıyız? Öyle ama yani mutlu bir tiranlık diyelim. Bizden bir tek soylular nefret ediyor. 113 kişiyi öldürmüşler bizden. Tebrik ediyorum. Beni falan vurdular. Bu savaşta olsam çok trajik olurdu ama güzel, ölmedim. Dört tanesi bende. Geriye kalan bizim çocuklar da. Aynen, biri Ögeday'daymış mesela. Şu kask çok asil ya. Bize böyle barbarca bir şeyler lazım. Aldım gitti. Bir tane mülküme dönmeden önce şu dördünü bir infaz edeyim. En sonu ikiliyi infaz edeceğim. Biner bina. Orast. Kimler kaldı şimdi? Tulag esirim zaten. Bir tek sen mi kaldın peki? Korte'in de kalmış. Kardeş gelmemiş galiba. Rote'ye geçeyim ben. İnfaz edeceğim iki kişi var bildiğiniz üzere. Ordumda esirler. Biri burada, biri burada. Rote'ye benim değil ama. Benim mi ya? Yok, benim değil. Zeonika'ya geçeyim. Juhan, Echelera, siz yani 2 dakika gittim ve gerçekten cesaret mi buldunuz? 5 soylu var, 2 soylu var. Tabii ki 5 soylunun peşine düşerim. Gel gel, sıkıntı yok. İdrucum, doktorluğun iyi olması güzel. Sende ne var? Sadece piyade mi var? Aslanlarım. Bensiz savaşa giriyorlar. Çok güzel ya. Gelişiyorlar. Şimdi kardeş, duydum ki Sürgya'dan giden mülklere konmuşsunuz. Bizim falan diyormuşsunuz. Hayırdır? Benim savaşta aldığımı gerçekten elde edebileceğinizi mi sandınız? Takip edin çocuklar. Takip edin. 680-316. Kötü. Ama karşı taraf için. Uyarı atışımızı gerçekleştirelim. Kaç tane atalım tabi. Güzel. En azından bir tanesi tuttu. Kendilerine uygun bir mezar arıyorlar şu anda. Biz de böyle takip edelim onları. Süvari, karşı süvariye saldırabilirsin. En azından birinci kanada. Atlı okçulara destek olsun sana. Piyadeciğim, yaklaş bakalım. Nereye kaçıyorsunuz? Dağa mı çıkacaksınız? Bakın, dağa çıkanların sonu kötü oluyor. Ölüyorlar genelde. Cevabınız buydu sanırım. Tamam. Bu çocuklara yakalanmam kötü oldu. Sıkıntı yok. Piyadelerim geliyor, okçularım geliyor. Bir şekilde çıkarım buradan. Evet, bizimkilerin arasında kaldılar. Çok kötü bir ölüm. Kıyma oldular çünkü. Şimdi çocuklar, birinci ekip buraya geçsin. İkinci ekip şuraya geçsin. Piyadeciğim aşağı insin kalkan duvarı olarak ve herkes yönünü bu adamlara doğru çevirsin. Haydi bakalım.
Çok fazla yemin de var. Çift telli olanları önden vurursak iyi olur. Toros bir seviye daha alıyor. Korsan Toros. Tekrar bir düşmana doğru bakalım. Yükseklik bizde, sayı bizde, piyade bizde, okçu bizde. Batanyalılar ne yapabilir ki abi şimdi? Biz Batanya kültüründeniz ama geliştik. Ufak bir kültür birleşimi gibi bir şey yaptık. Bunlar hala Batanyalı abi, şu hareketlere bak. Batanyalı adam ok kullanmalı yani. Bizimkileri seyretmekten adamlara bakamaz oldum. Oğlum şuraya doğru geçsenize. Şuraya doğru. Aynen. Siz de bir tık daha öne gelin. Yadicim hücuma kalk. Okçu yönünü değiştir. Tekrar ediyorum, şu tarafa dön. Tamam. Çaprazı aldık zaten. Üstten atıyoruz. Önden öldürüyoruz. Her yönden çöküyoruz bu adamları. Şu an ordumun önünde kimse duramaz. Öyle bir düşman yaratmak için de kuzey iti güçlendiriyorum. Bakalım. Evet, gerçek bir Fiyan şampiyonuydu. Son okunu ölmeden önce bana attı falan ama neye yarar? Ölmeden önce hasar verirsin, o kadar canım benim. Bu ok nasıl değmedi ya? Canım, ayağın açık. Talihsiz bir ölüm. Şu son kalanları bir yakalayalım. Gerekeni yapalım. Piyadeler gelene kadar önden bir suyun altını açıp ısıtalım. Kalanlar da gönüllü mönüllü zaten. Dümdüz ölecekler. Hatta attan bile inebilirim. Bizim orduya arada bir şov yapmak gerekiyor biliyorsunuz. Abim biriniz orayı tutuyor, biriniz burayı ama. Bizim çocuklar da bizi iyi tanısın değil mi? Korksunlar ki arkamdan bıçaklamasınlar. Kalkın abim. Pardon çocuklar. Bittiler mi? Bence ben vuracaktım onu da. Neyse, canınız sağ olsun çocuklar. Bir 4 tane bende var. Terar'da kurtarmışım. Güzel. Terar'dan arda kalan kıdemli adamları kendi tarafıma alayım. Diğerleri olmasa da olur. Hanımefendi siz azat olun artık. Yeterince savaştınız. Loot'umuzu alalım. Şuraya da salça olurum ya. Belki bir iki tanesini yakalarım diyeceğim. Yok, bizim çocuklar onları rotaya götürecek. Aynen. İki tanecik adam için şehir almayacağım ya. O kadar da değil. Adama verdik bu arada. Rotaya'daki eleman güçleniyor. Eckhart'cım ölürse de başka birine veririz. Ne yapalım? Bizimkiler ufak ufak kendi güçlerini oturtmaya başladılar. Çok hoşuma gidiyor bu durum. Şu Tulag'la birlikte Batanyalıları eş zamanlı idam edelim. Batanya çok güçlü. Reisi de öldürdük. Batanya'yı şöyle yavaş yavaş yıpratalım bakalım. Tulag. Senin klan da yok oldu. Vlandia. Tek hane kaldı. Değil mi? Aynen öyle kardeşim. Neredesin sen tam olarak? Tamam, şu orduyu bir dağıtayım. Geliyorum. Hiç sıkıntı yok, geliyorum canım. Çift erlim 200 olmuş. Şimdi hey olduğumda ekstra hasar bonusu benim çok hoşuma gider. Hasar hareketi hızı hoşuma gider ama kendime ve bizim çocuklara can almam daha çok hoşuma gider. Neden? Çünkü benim piyadem daha fazla kardeşler.
Bizim çocukların hepsinin bir 5 can alması güzel bir etki yaratır bence. Doktorcum iyice öğrendin savaşmayı da, çok savaşma tamam mı? Benim doktorlar savaşmaya gidince ölüyorlar genelde, haberin olsun. Yine sürü gidiyormuşuz. Şu saf kanatlardan kurtulalım gitsin ya. Hala gidiyorum abi. Hayvan mı çok fazla acaba? Evet, hayvan çok fazla. Hazır uzaklaşmamışken Jalmaris'e bırakayım. Sıkıntı yok. Onlar da bizim mülkümüz sayılır. Tiran adamız neticede. Al babacığım şunları. Ben yenilerini bulurum zaten. Tamam, afiyet olsun. Şuradan geçeyim Vlandia'ya giderken. Abi bak, ben bu bölüm Vlandia'yı bitirmek istiyorum. O yüzden sizi es geçeceğim. Tekrar görüşürüz canlarım. Tamam mı? Mods yakınlarındaymışsın. Nerelerde takılıyorsun sen? Şu aralıkta takılıyorsun. Tamam, o tarafa geleyim. Tekrar bakacağım. Bu bölüm şu Vlandia'yı bitirelim ya. Bakalım kime bağlanacak. Onu da bir görmüş oluruz. Jaculan yakınlarında görüldüm. Tamam, geliyorum. Adamın tüm memleket kendisinin olduğu için geziyor öyle bütün şehirleri. Gidrun'u dövdüler galiba. Dövecekler gibi daha doğrusu. Hongrat yakınlarındaymışsın. Hongrat neredeydi? Şuradan yukarı çıkıyor adam. Ne yapıyor bu ya? Gördüm seni. Gel buraya. Aşağıdan dolaş aşağıdan. Aynen öyle. Oyun da beni adamdan uzaklaştırıyor ya. Kral. Yanlış anlama, asker göndereceğim sana. 4 tanecik adam öldürebilecek kapasitem var çünkü. Sizin çocukları da saldım. Gitsinler. Ya son kişi değildir zaten muhtemelen. Daha ailesinde birkaç kişi vardır. Aynen öyle. Yeni kral kim? Elbet. Charas yakınlarındaymış kendisi. Charas burada. Tamam. Dediğim gibi bu bölüm Vlandia'yı bitirmek istiyorum. Hem kime bağlanacağını görmüş oluruz. Kuyaz içinde mi görüldü? Geziyor. Geçsin bakalım. Aseray'dan falan medet umuyor galiba. Kuzey barış barış yok. Şu Kuyaz'a bir gidelim. Evet, burada. Asker topluyor. Kendisinde bir ordu kurarsa tek olmadığını anlarız. Ordu kurmayıp tek gezerse son kişi olduğunu anlar. Onu öldürür. Vlandia'nın kime bağlanacağını görmüş oluruz kardeşler. Şu çıkışı da kapatalım ki yukarı gider zaten. Aynen öyle. Hanımefendi, merhabalar. Yakalanacaksınız. Şimdi sizin soyunuzda muhtemelen son kişisiniz. Son savaşınızda katılma şerefi göstereceğim. Dümdüz hücum edeceğiz ama. Hücum çocuklar. Zaten yakın bir yere attılar kendilerine. Gecenin bir körü Vlandia'yı yok edebilecek miyiz bakalım. Hop hop hop. Yavaş be. Anladık. Arbaletiniz var. Güçlü vuruyor falan da. O kadar da vurmasın. Ben bu zırhları boşuna mı milletten çaldım? Çoluk çocuğa imparatorluk yönettirecek kadar cömert bir adamız biz bu arada. İşte Aseray'da kadınların başa geçmesini falan sağladık ama sonra öldürdük tabii hepsini. Kimse kalmadı ya. O da gitti. Sonuncuları da benim öldürmem güzel oldu. Hanımefendi, ruhunuz şad olsun. Kusura bakmayın, bizim bir hedefimiz var. Sizin ölümünüz bu hedefler için zaruri. Vlandia yok oldu mu? Çok güzel be. Bir bölümde iki krallık yok ettik. Vlandia da Batanya'ya bağlanıyor. İstediğim oldu. Neden istediğim oldu kardeşler?
Çünküsü şu. Güçlensin abi. Hollanda'nın bütün gücü Batanya'ya katılacak. Bakın. 7100 gücü vardı. Biraz bekleyelim. 16.000 gücü var. Şu an karşımızda gerçek bir düşman var ve çok fazla klanları yok olmadı. Batanya güçlü. Ha. Aseray'la kuzeye yoğunlaşacağım. Aseray'la kuzey öldükten sonra iki tarafta toplanacak bütün güç. Kuzey zaten güçlü. Batanya'yı yok edip Kuzey'e bağlarsam ki bu gücün büyük bir kısmı mülklerde zaten 10 numara olacak. Gerçekten zorlanacağız ancak bu bölüm değil o zorlanma. Şöyle Zeonika'ya doğru dönerken vedamızı edelim. Yani veda edecek çok bir şey yok. Katliam yapıp durduk aslında ama bir bölümde iki krallığı yok etmek, iki imparatorluğu yok etmek bence gayet güzeldi. Kuzayit bana savaş açmış. Kendisi bilir bu arada, sıkıntı yok. Bu saatten sonra çünkü güçlü bir düşman yarattım. Ha baktık Batanya çok hani şey gibi, önce Kuzayit'i yok ederiz yani. Bizlik sıkıntı yok hocam. Savaşmak isteyen savaşsın. Ancak bunlar gelecek bölüm gerçekleşecek. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Esenlikler.